Abim ben görüştüm. En başta babam Harun Fazlıoğlu, birinci eşi Fatma Fazlıoğlu, ikinci eşi Fatma Fazlıoğlu, İshak kızı, üçüncü eşi Hüseyin kızı Fatma Fazlıoğlu, dördüncü eşi Mehmet kızı Ayşe Fazlıoğlu. Yani hep eklene eklene dört defa evlenmiş çocukları için, oğlu ocağı şenlensin diye hanımlar evlendirdiğini. Kendi zevkine iki defa evlenmiş. Birinci hanımı aldı, vefat etti, ikinciyi aldı. Ondan sonra ikinci, üçüncüyü aldırdı. Üçüncü, dördüncüyü aldırdı. 14 kız içerisinde dünyaya gelmiştir. Abi hepsine beraberdi. 3 tane adam bir tane. Birinci hanımı hariç 2, 3, 4 hep aşağı yukarı 30 sene, 40 sene beraber idiler. Tabii tabii daha yeni vefat ettiler. Yani hepsinin yeri başkaydı yani. Gerçekten öyleydi yani. Birbirlerini severdi. Severdi. Zaten sevmezse uçup bir yerde olmazdı yani. Uç hanımla bir yerde... Bir hanım bakamıyoruz biz yani. Sen üç hanımını bir yere tutuyorsun, aynı evin içinde tutmak kolay değil yani. Her baba yiğitin harcı değil yani. Değil. 105 yaşındaydı babam vefat ettiği zaman. 99'da vefat etti. İşte ondan sonra üç hanımınla beraber devam etti. İkinci hanım, üçüncü hanım, dördüncü hanım. Birinci hanımı zaten kimse tanımaz. Bir büyük kızı işte oftaki kızı tanır onu. Geri kimse tanımaz onu yani. Vallahi yüzün üzeri, 200'ün üzerine de 200'ü var yani. Tabii ki torun toparlak hepsi içine 200-250'ye yakındır yani. E varsa bir tane yapsan 14 tane yaparsan, 2 tane olsa 28 yapar ya, katla işte. Kimini var 15 tane, kimini var 14 tane. Yani var yani. Ben 4. eşindenim. Ayşe Fazlıoğlu'ndanım ben. İşte 3. hanımı aldırdığında işte bu ondan önce abim o dünyaya geldi. Daha olmamıştı abim, daha gelmemişti. Ondan sonra işte 4. aldırdığını biz dünyaya geldik işte. 76 yılında işte. Yani hepsinden. Tanımadığımdan bile razıyım yani. Hiç velik görmedin? Yok. Görmedim. Şu ana kadar hiç görmüş değildik. Yani Mevla da nasip etmedi bizi. Görmekte görmedik yani. Razı olması zaten bir yerde durmaz der ki. Üç tane kuma ne demek? Sen bir taneye bakamıyoruz el bu zamanda. Üç taneyi bir yere tutmak. Bazen kavga kıyamet oluyor. Olacak tabii ki. Hayatla mücadele. O zaman öyleydi. Fatma, Ayşe, Hatice, Fadime. Yani hep isimler buydu yani. Çelerli derdi. Ebiri ona derdi. İncili derdi ona. Ebiri ona Afandanele derdi. Yani hep kendi köyünden. Yani köylü isminin derdi ona. Fatma derdi diyemezdi birbirlerine yani. Hep kendi Çelerli derdi. Ebirine Afandanele, ebirine şey derdi. Yani hep o şekilde 50-60'a yakın beraber idiler. Benim annem hariç gerisi hep 40-45'in üzerine yaşamışlar. Millet okula giderdi. Biz okula gidiyorduk mesela. Bir ilk derse girerdiler. Ben ikinci derse giderdim. Kolof terigonomi siz de bilirsiniz. Kolof yemezdim ben okula gitmezdim her sabahtan. Üçüncü eşi işte Fatma Fazlıoğlu işte. Her sabah mutlaka kolof yapardım. O öğretmenden de yani her sabah bir ufak haşlama yerdik yani. Hepsinden razıyız yani. Allah rahmet eylesin hepsine. Altoğ'da bizim tarafta vardı. Evet. Altoğ'da da amcamın tarafından. Yarısı amcamın yarısı bizim idi. Evet. Yani tabii onun da iki eşi vardı. Onun da iki eşi vardı. Aynı evde tabii ki. Bir taraf amcamıydı, bir taraf bizimydi. Onun da iki eşi vardı. İkinci hanım işte. İncili işte. İncili Fatma Fazlıoğlu bir ikinci eşi bu. Bir daha işte amcamın hanımı orada mezarlığı işte. Onların sözü daha 14'dür yani. Tabii ki o evin reisi onlardı bayan olarak. Bir de arazi de fazla. Arazinin çayı var, çimeni var, otu var. Yani olacak. Sabah kalktı mı herkes işine başına gidecek yani. Anlaşmışlar yıllar ömürlerini vermişler. 4 tane eş. 3 tanesi hele 45-50 sene bir yerde yaşamışlar. 50 sene bir çatı altında yaşamışlar. Sen bir evin içinde iki gelin barındıramıyorsun veya iki tane şeyini barındıramıyorsun. Bu kolay kolay bir şey değil yani. Hayat devam ediyor. Yok şey imkanı yok. Bizim işimiz değil o ya. O bize göre değil. Ben duydum. Çimene'de 4 tane adam geldi, adı kaçtıyla beni, kurtulamadım artık. 3 sene karnın üstüne geldi. Bir tane sevmiş idi, oradan sonra aldı evleri. Uçağımız yoktu, olan uçakları ettiler bir tane aldılar. Oradan sonra Beni aldıktan sonra o da benim oğlum dedi karnın uçağı.
Şunu vardır, Mekke'nin uçağı. Benim de vardı bu işte. Damat geri çaldı kız. O kadar. Ne bileyim, ne kadar yaşadık o ne bileyim. Kimi selamıyor. Gümbet selam ne yaşadım. Seni anlatsam. Abi seni ben anlatabilir miyim? Ona anlatmakla biter mi? Onlar aynı iyiydiler. Onlar Ebu'nun üstüneydiler, ben altınaydım. Kız da ama beraber dururdum eve. Vardı üç tane kız. Biz dururduk altına. Adam da çoğu benimle dururdu. Ha, üstüne pek durmazdı. Cadın oraya mezarlıklarına baktılar, gördüler. Değilse bu kadar karı olur mu? Olur yani. Benim yerimde onu yat. Büyük ananın onun o gene uçağı yoğurdu ama evi ben yoğurdu. Ebirinden şey etmezdim, orada razıydım. Çok sözü yoğurdu ben. Çok iyiydi. Üç tane karın derdini çaktım. Ne kadar iyi olsa melek edildiler. Kodam seveydi, kodam sevmesen durur muydum Allah'ın? Büyük anayı çok severdim. Ama evi ben yoğurdu. Bir çocukluk etmezdim.